yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar dünyanın her yerinde yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete dikkat çekerek mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, sürdürülebilir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, yasaları uygulamaya çağırmaktayız. Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlara karşı yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz. İstanbul Sözleşmesi'nde hukuka aykırı bir şekilde çekinilmesi, Türk Medeni Kanunu'yla ve 6.284 sayılı yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerinin yapılacağının kamuoyunda sürekli gündemde tutulması, laik ve bilimsel eğitimde uzaklaşılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal şiddet derslerinin müfredatlardan çıkarılması, kadını özgür birey olarak görmeyip sadece aile içinde bir birey olarak sınıflandırılan zihniyetin oluşmasına yol açan politik uygulamalar ve benzeri gibi nedenlerle kadınlar daha fazla şiddete açık hale getirilmektedir. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın önemini biliyoruz. Ancak bunun yanında mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiklik ve tutarlılıkla uygulanmasının daha da önemli olduğunun farkındayız. Maalesef ülkemizde yasal düzenlemeler uygulamalara yansımamakta, siyasilerin, üniversitelerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kamu kurum ve kuruluşlarının kadına yönelik açıklamalarının, kadınların yasalarla elde ettiği kazanımların uygulanabilirliği ortadan kaldırmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadın korunması temel bir politika olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturmadığı gibi tam tersi kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik çalışmalara da destek olunmasının ve İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı olarak çekilmesinin kadına yönelik şiddeti kadınları korumasız bıraktığını ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını görmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu, 6.284 sayılı kanun, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir. TÜBOKKOM ve Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde her gün olduğu gibi kadınların cumhuriyetimizle, anayasamız, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması için talepkar olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulanmalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.